Hanımlar beyler, Pint Panda TV ekranlarına hoş geldiniz. Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Malumunuz bu akşam Xbox etkinliği ve Call of Duty özel yayınları vardı. Ve o yayında Call of Duty'nin hikayesine dair, multiplayer'ına, zombi moduna ve oynanıştaki yeniliklere dair birçok detayı ortaya çıkardılar. Oynanış videosunu da verdiler. Hiç uzatmadan sizleri bu bilgilerle, bu videoyla baş başa bırakıyorum. Yeni oyun. Ha! Bu defa Call of Duty tarafına geçiyoruz. Bize söylenen şuydu, 25 dakikalık bir hikaye modunun şeyini yapacağız, gameplay'ini izleteceğiz. 10 üzerinden 10. 10. 10 üzerinden 10 şu anda. Adamlar Gears of War bile verdi. Age of da verdi. Sea of Thieves de verdi. Bir sürü World Premiere verdi, daha ne yapsın? Net bu arada. Son zamanlarda izlediğim en iyi etkinlik. 2018 E3'ten beri izlediğim en iyi şey olabilir bu. Hadi bakalım. Hello and welcome to Treyarch in Los Angeles. Aleykümselam Los Angeles. We're excited to share what we've been working on for the past few years. For Black Ops 6, we really wanted to give ourselves the time to craft something truly great. Time to craft. This means we're delivering a new level of polish and innovation across. Ya buralarda arkadaşlar çok çevrilecek bir şey yok hani. Doğal olarak, haklı olarak evet, kendilerini övüyorlar. Şöyle yaptık, böyle geliştirdik, böyle ilerlettik. Biz burada görüntülere ve yeni özelliklere odaklanacağız. Motion capture'lar falan çağatlamış. Allah'ım, ilk defa bu arada Call of Duty hem oynanacak hem izlenecek çünkü Game Pass'te. Anlatabildim mi? Battlefield gibi. Kua, biz Battlefield'da çok kalabalık oluyoruz abi. Çünkü Battlefield Game Pass'te bedava ya. 1, 5, 2000. O da o zaman öyle oldu. Şimdi Call of Duty'de olacak, evet. Ama Call of Duty'nin multiplayer'i o kadar fazla insanı kaldırmayabilir. Call of Duty'nin multiplayer'ında senin de, Alp'in de, Osko'nun da, bütün seyircilerin de içinden geçerim bu arada. Diğer oyunlara benzemez. Öttürürüm adamı, akıllı olun. Götü yiyen de gelsin seyirci maçlarına. Teşekkürler. Ben Call of Duty'yi fena oynarım. Çok fena oynarım. İddialı oynarım. Üzerim. Akıllı olun lan. Omni Movement yeni bir şeyleri varmış. Oo, dive yapıyorsun. Görüşürüz Mesih. Enorat, sen fena değilsin ama seni de alırım, merak etme. Büyük. Adler mi o gene? Artık geri dönüş yok. Burada Kua, ben şey yapıyorum abi. Çevirileri yapıyorum. Ne yapıyorsun? Tamam dur. Every Call of Duty player has a favorite campaign. Ha, buraları değil tabii yani, oyundakileri. We were focused on delivering missions so iconic. Ha, ikonik görevler. Güzel. Şey var ya abi, Call of Duty'de hani oha dedirttiren ve akılda kalan film gibi görevler, sahneler. O ikonik görevleri, akılda kalıcı görevleri geri getirdik diyor. Ve her görevi bitirmenin farklı yolları olacak. Şimdi 25 dakikalık bir gameplay izleyeceğiz. Yani bir önceki son çıkan Call of Duty'nin toplam single player'ından daha fazla. Sen bugün formundasın ha. Where you're never sure who to trust and what's real. And it's all set against the backdrop of the early 90s. The Soviet Union was crumbling after the fall of Berlin. Evet. Başımızın üstünde yeri var. Berlin duvarının yıkılmasından sonra Sovyetler dağılıyordu. Ve bütün manşetlerde Körfez Savaşı'ndan bahsediliyordu. Müzikte, televizyonda, pop kültürde, hükümetlerdeki yansıması. Black Ops zaman çizelgesinden bahsettiğimizde ki ben bahsettim videosu var. Black Ops 2'deki 86 flashbacklerine doğrudan bağlı bir şeydeyiz. Şu anda da. Bak, Adler ve Frank Woods. Black Ops 6 blends the rich and gritty history of previous franchise titles with bold new characters. Buradan da tekrar herkesi davet ediyorum. Bunu izledikten sonra benim bir 10 dakikalık bir timeline şey videom var. Ona bir bakın. Woods'un farklı bir tarafını göreceğiz bu defa. Raul Menendez'in elinde yaşadıklarından sonra. Artık sağdan çekilip CIA'in ofisine çarpıyor.
masa başına. Troy Marshall, yeni projedesi. Ne denir Türkçe'ye? Genç veliahtı. Ve yeni bir yüz ekleniyor onlara. Jane Harrow. Korkusuz ve doğuştan lider. Woods's ability to operate in the shadows has always been hugely valuable to the CIA. Woods'un hani gölgelerde hareket edebilme özelliği CIA için her zaman çok önemliydi. Ones that Harrow trusts him to make. But when an operation goes wrong, Woods and Marshall are suspended and ultimately forced to go rogue. Ha, bir operasyonda işler ters gidiyor. Bu eleman ve Woods şey yapıyor. Rogue oluyorlar bir anda. Kayboluyorlar ortadan. Ve kendi ekiplerini yeniden yapmak zorunda kalıyorlar. Teknik dahi Felix Newman ve Savati Dumas, Assassin. Soğuk Savaş'ın bitişiyle eski düşmanlar şimdi dost oldular. Russell Adler. Biliyorsunuz bunu Cold War'dan. Ve eski dostlarda düşman olabilir. Ben 25 dakikalık gameplay bekliyorum ya, galiba 25 dakikalık bunlar konuşacak. Bakalım ben şey yapayım. Ben zaten oyunla ilgili şeyleri sadece çeviriyorum abi. Kasinoda bir heist yapacaksın. Öncesinde bir saraya dalacaksın. Ve farklı dünyanın farklı yerlerinde farklı deneyimleri, tecrübeleri çarpmalarını sağladık. Ve nasıl uygun görürlerse öyle ilerlemelerini oyunu şey yaparken. Konuşabileceğin, pazarlık yapabileceğin, farklı alternatifler yaratabileceğin sahneler de olacak. Savaşmak dışında. Biz savaşacağız. Bu abi kim? Bu abla kim? We are excited to offer a variety of different enemy types in the campaign. Farklı düşman çeşitleri olacak. Hepsi oyuncuya... Ha. Görevleri tasarlayan departmanın başındaki adam. Ha, okey. Farklı düşmanlar ve farklı yaklaşımlar işte. Bazılarında sessiz. Düşmanlarınız aman vermeyecek, nefes aldırmayacak. Ona çok şey yaptık diyor. Çıkış noktalarınızı kesecekler, kaçış noktalarınızı sizi köşeye sıkıştırmaya çalışacaklar. Ya düşmanın hareket pattern'ını ve zekasını şey yaptık. Mesela bir görev özellikle Irak'ın geniş çöllerinde geçiyor. Yarattığımız şu ana kadarki en büyük hikaye şeyi, haritası. Find that some of our destinations have a startling contrast in look and feel as well. Mekanlarımız sadece görünüş değil, hissiyat olarak da çok farklılık sunacak size. Zıtlık, farklılık. Any past mission in Call of Duty. What the player does in this space is totally unexpected. And another one of our missions. Ve oyuncunun bu görevlerde, bu anlarda yapacağı şeyler beklenmedik şeyler. Yine Rus tundraları. We are excited to offer an array of brand new equipment as well as some favorites from the Black Ops universe. Yeni ekipmanlar Black Ops evreninden. Gösteriyor zaten. Adrenaline stim, homing knife. Oha, homing knife ne lan? Basıyorsun. Oha, gördün mü şeyi? Bıçak, patlayan bıçak. Aynen. Okay. The campaign is grounded within an expanded campaign hub called the Safe House. You might remember we also had that in Black Ops. Evet, Black Ops Cold War'da da vardı. Safe House. Operasyon evi, güvenli ev. Daha doğal bir settingde yaptık bu defa. Okyanus kıyısında bir terk edilmiş malikanedeyiz. What's most unique is that it used to be a KGB. Ve burası önceden KGB'nin o black site'larından. This brings a lot of
Tabii bu hani belli bir şeyle katacak. Ne denir? Merak unsuru. Yine evidence, kanıt duvarımız var operasyonlarda. Ne gibi upgrade'ler var? Abi, artık neymiş? Görevlere dair daha detaylar, işte görevleri önceden bilgiler. Herhalde anladığım kadarıyla bazı görevlerde daha sonraki görevlerin infolarını toplayabileceksin Kua. Onları da orada görebileceksin. Hani nasıl gireceksin, nasıl saldıracaksın, onlara dair ipuçları sağlayacak sana. Omni Moment. Black Ops 6, our goal is to create a more connected experience that keeps players immersed across every single mode. Yani kayıyoruz. O vardı. We've pushed ourselves at every corner to innovate and craft the most signature Black Ops experience for our players. Movement has been a consistent area of focus and innovation for Call of Duty. Call of Duty'de hareket konusunda bayağı şey yaptık diyor ama ne yani? Onu anlamadım hala. For the first time ever, players can sprint hareketleri... in any direction. Ha, her yöne koşabiliyor. Black Ops Action Hero with an entirely new global system we call Omni Movement. Ama götü yan dönüyor öyle yapınca. Böyle koşabiliyor mu da insan? Dive and our enhanced supine prone in full 360 degrees range of motion. Bu BF5'te vardı mesela. Yere yatıp sürünme ve şey yapma vardı abi BF5'te. Buraya da gelmiş o zaman. And then instantly it opened up like oh if you can sprint in any direction then you can dive in any direction. Tamam ama mesela şey yapabiliyorsun Kua. Koştun. 3 kişi Max Payne vardı ya abi. 3 kişinin arasından Max Payne gibi atladım böyle. Kapıdan at uçarak girebiliyorsun. Ha şu işte. Havada da yön değiştiriyorum. Okay. Multiplayer'da bu çok şey yapar ama değiştirir gerçekten. Baksana. Omni Moment'ın bir tadına vardınız mı? Geri dönüşü olmaz diyor. Allah Allah. We also have what we're calling intelligent movement. Intelligent features that drastically reduces how many buttons or keys you're pressing. Basmanız gereken tuşları azaltacak zeki bir sistem geliştirdik. Ayarlardan şey yapıyorsun. 3 kategori varmış. Koşma, tırmanma ve eğilme. Ha otomatik tırmanıyor gibi. Evet. Hani o deliğin üzerine geldi mi otomatik kayacak gibi artık CTRL'ye basmadan. Ya da space'e basmadan tırmanacak gibi öyle anladım ben. Evet evet yani aktif hale getirirsen onu. Aha. Yeni oyuncular için avantajı olabilir evet. Bir de iyice hızlandırmışlar abi. Olay o zaten. Kua. Hani o işleri otomatiğe ayarlayıp sadece çatışmaya odaklanmayacak. Vallahi arkadaşlar bunda seyirci maçları. Yarınlar yokmuş gibi. Ve sizi ezeceğim. Nihayet ben sizi ezeceğim bir oyunda. Hit zones are regions on a character that react when taking damage or die. Hit zone'lar ıvırlar zıvırlar tamam. For Black Ops 6, we've actually increased that to 9 regions. Önceden 4'müş abi hit zone hani bacak, bel, göğüs, gövde, kafa. Şimdi sağ bacak, sol bacak, sağ sol kol. 9'a çıkarmışlar. So world connectivity is this concept that players' movement and reactions are connected. Bayağı bildiğin hani çok hızlı çatışma, gerçekçi çatışma ama tabii çok hızlı yani. Çünkü Call of Duty. Ha, güzel. Bu benim için güzel. Abi kapıya yaklaştığında otomatik mental diyor. Hani şey yapıyor. Oraya doğru çömüyor. Rainbow Six'çiler QE muhabbeti. Onu otomatik yapıyor yaklaştığında senin açına göre. Our team is super thrilled to show you the best looking characters that we've done. Yaptığımız en iyi görünen karakterler. Through our process of photogrammetry, gear, fotogrametri kullanarak hepsini tarayayım. Bu fotogrametriyi Battlefield'da kullandım daha önceden. O yüzden BF1 ve 5'te özellikle BF1'de hayvan gibi gerçekçi grafikler var dikkat etmişsiniz.
Battlefront'ta da vardı, galiba BF5'te de vardı fotogrametre. Mesela 42'de yok. Varsa da bok gibi. İşte parmaklar terliyor, yağlanıyor, bıçak parlıyor falan filan. Adam 6-4 attı minigun görünce. Yeni silahlar doğal olarak. Our heroes are rogue operatives and they operate outside the normal playbook. That means they're procuring gear by any means necessary and it allowed us to pull a unique mix of weapons. We made sure to deliver dozens of unique attachments for every gun and her silah için düzinelerce attachment ekledik. All while maintaining the feel and tone. Ama o dönemin hani tonunu, hissiyatını koruyarak yaptık bunu. O zaman Nicki Minaj skinli şey getirme kardeşim, M4 getirme. Var la öyle Nicki Minaj. Oğlum Call of Duty Warzone'da Messi var, Nicki Minaj var. Hatta Walt Weller bile geldi, Fallout bile geldi. Gerçi o multiplayer ama tabii yani. Şimdi hikayede yok tabii ki öyle şeyler, o geyiğini yapıyorum da. HUD. The Black Ops 6 user experience neymiş? Is all about focusing players on what they need when they need it. And our in-game HUD is no different. Lilith de vardı. Evet evet, Kua. Call of Duty Warzone'da Lilith de var abi. Vallahi. Yine Arius da var mı? O da gelmiş olabilir yani. Bu arada HUD'ı istediğimiz gibi customize ediyoruz galiba. Streamerlar, yayıncılar için. Ha bak, ortaya aldı. Kameranı falan. Aynen aynen. Bu güzel bu arada, takdir ettim yayıncılar için. Sadece yayıncılar için değil yani, oynarken sizin için de. As players track that elusive challenge or target their next level unlock. Peki chatlere soruyorum. Call of Duty Game Pass'e geldiğinde oynayacak olanlar bir kendini gösterebilir mi? Ben de dahilim değil mi? Ben. Sen de dahilsin. Senin vallahi, chatin de dahil, benim chatim de dahil. Vallahi 100 kişi çıksın, 3 saat boyunca Call of Duty oynarım, herkesle kapışırım. Call of Duty'cileri görmek için sordum. Var var, bizde var ya. Bizde abi sadece Call of Duty pahalı olduğu için, 3000 lira olduğu için oynayamıyorduk. O yüzden Battlefield da çok güzel de yani. Ama 1-5 nereye kadar yani. Şimdi bayağı varmış bende de. Abi şua. Call of Duty Türkiye'ye giriş yapıyor yani. Öyle söyleyeyim. Yıllar sonra yeniden. Havacım evet, Life Strange'in oyunu çıkacak. Doğru, hatta Kua heyecandan bağırdı çağırdı, mikrofonunu bozdu. Hayır, ben tahminim doğru tuttuğu için Allah Allah. Ha, Prestige geri geliyor tabi. Yani dibine vurdum vurdum, prestij yapıp baştan başlıyorsun ama scoreboard'da, karakter ekranında da prestijlisin yani. Level'ların artıyor prestij level'ın. Prestij master'a kadar da yolu varmış yani. Joker hoş geldin. Ay ben bunu, ay oh be. Vallahi oynayacağız ya. Mesela bunu yaparız YouTube'da arkadaşlar. Baktık bayıyor, kitle devam ederiz. Sürekli oynarız. Prestij sistemi de ilk günden itibaren aktif olacakmış. Çünkü bunun Maltes'inde şey yapılıyor. We know how many of our players look forward to multiplayer zaten. Hadi bakalım hayırlısı. For now, here's some insight into our development. Prestij level atlama Kaan. Call of Duty level atlıyorsun ya, bir noktadan sonra, 50'den sonra prestijleyip yeniden başlıyorsun. Ama her prestijinde ekstra prestij seviyen artıyor. Enforcers are the slayers who like to kill and stay on the move. Recon is all about intel and counter intel play. And strategists are support players who throw their bodies at objectives. Stratejistler supportmuş, diğer zaten şey. All of our weapons, gear and gadgets in multiplayer have been intentionally designed through that lens of supporting these playstyles. Call of Duty'nin PC tarafında yok, konsolu bilmiyorum da. Konsolda da olmaz herhalde. Bilmiyorum, Call of Duty'ciler. Call of Duty'leri Game Pass'e getirseler. Onlar da gelecek. Eninde sonunda.
tüm Call of Duty'ler. Kaçarı yok yani. O direkt 16 multiplayer haritayla geliyoruz diyor. 12 tane klasik 6'ya 6, 4'te strike. 2'ye 2 ya da 6'ya 6 oynanan. Bir de Call of Duty'nin klasiğidir. Kodcular bilir. 3 koridor haritası. Onları koruyoruz diyor o tarzı. Klasik haritalar için. Tüm haritaların kendi hikayeleri var. Hikayeyi bitirdikten sonra geçen haritalar bunlar. Çünkü hani hikayeyi bitirip geçin, spoil etmeyin kendinize diyor. Hani önce multiplayer yapayım sonra hikayeye döneyim diyenler için. Lan bu ayrı video olacak, bunu ben ayıracağım Xbox videosundan. Her şeyi de anlattım. Aha zombiler. Zombi modu olmazsa olmaz. Zombi de oynarız. Oynarız. Abi Game Pass'te bedava nasıl olsa oynarız yani. Round-based zombies is back, and we're picking up the Dark Aether storyline where we left it. We're excited to announce that there will be two brand new maps available at launch with a curated mix of zombie features. Zombi modu içinde iki harita direkt şey olacak. İki haritayla geliyor. Zombies, it's our unique take on the cooperative horde mode where every map is packed full of powerful. Yani zombi modunu bilmeyenler için bizim horde moduna bakışımız diyor. İşte tonlarca sır var ve tonlarca zombi var. And we are so proud of what the mode is bringing to players in Black Ops 6. As you've heard today, the innovations in movement systems will also be coming to zombies. Plus, there are many additional zombie-specific features, both new and returning. This is going to be a truly epic return for round-based zombies. Hadi bakalım. Be on the lookout for more intel coming artık, this year. Bu arada bir önceki zombi modu açık dünya haritası üzerindeydi. Kimse sevmedi. Tekrar round bazlı zombi oynanışına, klasiğe geri dönüyorlar. Multiplayer reveal. Ay, early access versene oynayak. Make sure to stay tuned for details and watch your favorite streamers get hands-on Black Ops 6. Favorite streamer benim mesela. And ready to jump into our MP beta and feel Omni movement for yourself. Tamam, olur. We'll be sharing so much more. Kua ben Osko Alpe yaz. And look forward to seeing your reactions and your feedback from our open beta coming up this fall and into launch. Yo, bir kişi daha lazım. Buluruz. And it's not just about launch because the team is already focused on delivering a ton of content in the live seasons which we'll be sharing more. Bir de tabii yeni sezonlar olacak. Klasik. Am I allowed to talk about Warzone? Aha, Warzone. Yo. Aha. Warzone hakkında konuşması yasak. Our goal on Black Ops 6 was. Bir şey diyeceğim. Bu sayede Warzone da izlenebilir lan. Ya Call of Duty şeyler gerçek gibi duruyor. Tabii. Abi Call of Duty şimdi herkes oynayabilecek ya. Bu defa önceki senelerdeki gibi olmayacak yani. Hani popülaritesi de çok artacak. Ben ona acayip heyecanlanıyorum. Rockçu LA'ye çağırırlarsa gider oynarım. Göbek bile atarım. Amerika vizem de var daha 5 sene. Across our weapons, gear, operators, maps and more, a huge push has been to hit the highest visual and audio fidelity possible. The campaign tells an all-new Black Ops story where you're forced to go rogue and are being hunted by the teams that evet. trained you. On top of hikayede rogue oluyorsun ve seni eğitenleri seni avlamaya şey yapıyor. Multiplayer'da böyle. Özetliyor. Single'ımız böyle, multiplayer'ımız bizim için her şeyimiz, key şeyimiz. Zombimiz şöyle, Warzone'umuz böyle. 4 tane şeyden. And last but adamı yere fırlata fırlata bir hal oldu ya. Vallahi. There is so much more to share across all three game modes before the game officially launches on October 25th. October 25th. On behalf of the entire team, we can't wait for you to play Call of Duty Black Ops 6. Oynayacağız zaten kanka. Sen rahat ol. Game Pass, Game Pass. Ha, Illuminati gördüm. Bir de Adler gördüm. Pre-order Vault Edition. 3-4 bin lira verip almak isteyenleri de bunları veriyor. Ya da Game Pass, Game Pass, Game Pass.